kışın daha sık öksürüyoruz. Çünkü viral enfeksiyonlar, yani havanın soğumasıyla beraber zaten influenza adıyla çok sık bildiğimiz COVID'li hayatımıza yeni bir şeyin eklenmesiyle artık çeşitliliği çok artmış. Pek çok virüs dünyası havamızın en etken materyali olmaya başlıyor. Dolayısıyla da hastalıklar geliyor. Hastalıklarla beraber, yani viral enfeksiyonlarla beraber öksürük mevsimini biz Ekim ayıyla beraber işte kış süreci boyunca açık bulunduruyoruz artık. Öksürmeye açık bir hale geliyoruz. Tabii eş zamanlı olarak da yine alerjisi olan kişileri uyarmak ve bildirmek gerekiyor. Ev tozunun da en aktif olduğu mevsimler bunlar. Dolayısıyla kendi geçmişinde, özgeçmişinde alerjik bir yapısı olan kişilerimiz de daha uzun öksürür buluyor kendilerini bu mevsimlerde. Peki şöyle dedik, şimdi mesela öksürük aslında bir savunma mekanizması, evet, dedik. Yani ne zaman öksürüğü kesmek lazım? Çok güzel bir soru, çünkü hemen kesmek istiyor herkes, evet, ama şöyle, evet, haklısınız, yani yaşayan bilir, evet, öksüren kesmek istiyor ama biz hekimler olarak onu izlemeyi, hani yavaş yavaş geçerken izlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü bizim için 3 haftaya kadar bir şikayet. 3-8 haftaya kadar da izlenmesi gereken bir şikayet olarak kalıyor. Ne zaman ki 1,5-2 ayı geçiyor öksürük, işte o zaman da incelemek gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz ona bir süre tanıyoruz hekimler olarak. Ne zaman kesilmeli? Özellikle işte 3-8 hafta aralığında insanlar dayanmakta zorlanmaya başlıyor. Çünkü kendileri bedenen iyi hissediyorlar ama öksürük kalıyor. Ve öksürük özellikle geceleri, çünkü erişkinlerde ve çocuklarda öksürüklerin çok büyük bir çoğunluğu eğer viral enfeksiyonlara veya enfeksiyonlara bağlıysa geniz akıntısına bağlı oluyor. O da gece biz pozisyonu olarak kendimizi dikey pozisyondan yatay pozisyona aldığımızda, demin Murat'ın çok ayrıntısıyla ve çok net anlattığı o havanın geçiş yolu, işte o geçiş yolundan akan sekresyonlar gece nefes borumuza... Boğazda birikiyor.